Avrasya Hospital sağlık rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Pınar Hanım, ben de merak ediyorum. Şöyle yavaş yavaş yanına doğru geleceğim ve ne yapıyoruz? Şimdi cildimiz artık biliyorsunuz bahar aylarına geliyoruz. Bir tabii. Kıştan çıkınca ciltte bir kuruma oluyor. Şimdi yağlanacak mı cildimiz güneşi görünce? Cilt tabii ki nemlenecek. Sıcaktan dolayı, güneşten dolayı nem oranı yükseldiği için ciltte de nem oranı yükseliyor. Tabii buna hazırlık yapmamız gerekiyor. Çünkü kışın cilt çok kuruyor. Evet. Yani havasız, nemsiz, matlaşıyor cilt ister istemez. Yaza hazırlık bir maske ya da bir bakım, profesyonel bir cilt bakımını herkese tavsiye ediyorum. Ediyoruz. Tabii bu ki. Mesela nasıl olmalı? Yani periyotları ne olmalı cilt bakımının? Fazlası da zarardır çünkü diye düşünüyorum. Ya, ayda bir, problemli ciltse 15 günde bir. Ama eğer problem yoksa ayda bir herkesin yapması gereken bir şeydir cilt bakımı. Ayda bir. Ayda bir. Olması gereken ayda bir. Peki eğer imkanımız yoksa cilt bakımına gidip hani yaptıramıyorsak, çünkü herkesin bütçesi buna yetmeyebilir. Evde cilt bakımını kendimiz nasıl uygulayalım? Ne Tabii yapalım? Ki uygulayabilirsiniz. Her şeyden önce benim tavsiye ettiğim şudur. Cildi her zaman temiz tutalım. Kesinlikle makyajla uymuyoruz. Bu çünkü gözenekleri tıkıyor. Ve cildimizi mahvediyoruz. Kendimiz yapıyoruz bunu. Sadece hava faktörü ve toz, kir değil bu. Evet. Yani kullandığımız ürünler bile cildimizi çok kötü bir hale getirebiliyor. Evet. Bunun için yapmamız gereken nedir? Cildi iyice temizlemektir. Evde kendimiz cildimize uygun temizleyiciler, temizleme jelleri, tonikler kendimiz de yapabiliriz. Misal hemen bir örnek vereyim. Evet. Suyumuzu kaynatalım. Hafif içine bir tutam papatya koyalım. Bekletelim yarım saat. O biraz demlensin. O papatya suyuyla pamuklarımızı alıp cildimizi güzel bir şekilde temizleyebiliriz. Cildimizi temizleyebiliriz tabii papatya ki, suyuyla. Tabii bakın ki. Çok güzel bir şey söyledi. Bu bir toniktir. Masrafsız. Masrafsız bir tabii tonik. Ki. Cilt evde temizliği. Evde uygulanabilen en rahat suyu kaynatıyorsunuz. İçerisine papatya atıyorsunuz ama demlenmesini bekliyorsunuz. Tabii yani ki. Kaynatmıyorsunuz tabii onu. Yarım Hayır, saat kesinlikle, demleniyor. Kesinlikle, tabii. Ve daha sonra o suyla yüzümüzü silip tabii tonik görevi görüyor. Silebiliyoruz. Sizin az önce anlattığınız gibi cildi canlandırmak adına şunu da uygulayabiliyoruz. Buzlarımızı yapabiliyoruz. Hı-hı. Madem sularından oluşmuş. Buzları alıp cildimize de kompreks yapabiliriz. Evet. Bu da cildi canlandırıyor. Sivilcelerimiz varsa onları da kurutmasına yardımcı oluyor. Tabii. Peki herkesin merak ettiği, herkeste de olur, bayanında da erkeğinde, bu cildimizdeki siyah noktalar ne olacak? Neden siyah nokta oluşur? İşte siyah noktanın oluşma sebebi cildi iyice temizlemememizdir. Hı-hı. Yine yani bizim yaptığımız bir şeyden dolayıdır. Şimdi gözenekler genellikle yağlı ciltlerde oluşur. Evet. Yağlı cilt de eğer rahat ve güzel temizlenmezse siyah noktalar oluşur. Siyah noktaların oluşumu için artık bizim gibi uzmanlara başvuruyorsunuz. Evet, başvuruyoruz. Aynen öyle. Onlar ne oluyor, nasıl temizleniyor? Yani bu maskeyle mi yoksa bu dışarıda satılan ürünler var. Reklam çok Yok. Fazla yapıyorlar ama. Tavsiye etmiyorum. Etmiyorsunuz tabii değil ki. Mi? Yani her zaman profesyonel bir elden geçmek daha mantıklıdır. Daha mantıklı. Tabii ki. Peki evdeysek mesela buhara tutalım kendimizi, sonra onları sıkalım mı? Yanlış bir Kesinlikle bu. Onu tavsiye etmiyorum. Cildi temizlemeniz veya tonikleri uygulamanız, maskeleri uygulamanız yeterlidir ama sıkmayı kimseye tavsiye etmiyorum. Özellikle ergenlik çağında olan gençlerimiz. Evet. Şimdi hormonlar çok yüksek çalışmaya başlıyor. Çok aktif bir döneme geçiyor. Onlar ne oluyor? Stres haline giriyorlar. Yüzümüz çok kötü. Gençleri görüyoruz. Durmadan televizyon karşısında sıkıyorlar yüzlerini. Sivilceleri. Tabii ki. Yani bu geleceğe çok kötü bir yüz tablosu yani. O izler kalıyor. Yara oluyor değil mi bir de? Tabii ki kalıyor. Yani tabii iz ki. Olarak kalıyor tabii bir ki. Şekilde. Yani profesyonel bir ekipten bir ürün alınabilir. Ya yardım da, alınabilir. Tabii yardım alınabilir. Cildiye doktoruna gelinebilir. Çünkü hormonlar çok yüksek çalıştığı için sebum üretimi çok fazla olacaktır ciltte. Sebum üretimi fazla oldu mu da ciltte gözenekler açılmaya başlar. Yağlanma oluşur. Gözeneklerde siyah noktalar oluşur. Sivilceler iltihaplı olur. İltihaplanmasının sebebi de nedir? İşte dayanamayıp da elliyorlar bakteri. Bakteriler oluşuyor. Aynen o. Enfeksiyon kapıyor cilt. Peki şimdi bugün ne yapacağız? Bugün yosun maskesi yapacağız. Yosun maskesini yapmamızın sebebi şimdi zaten kış ayından çıktık. Bu cildi biraz canlandırmamız gerekiyor. Daha parlak, daha canlı ve kolajen üretimini destekleyeceğiz. Hücrelerin canlanmasına yardımcı olacağız. Bu canlılığı hemen fark edeceğiz mi biz? Tabii ki hemen. Ama her şeyden önce ne yaparsak yapalım ilk önce cildi temizleyeceğiz. Peki, hatta ben temizlemeye de başlayayım. Tamam, hadi başlayalım o zaman. Pınar Hanım, nasılsınız efendim? Neler yaptık? Buradayız. Gayet iyiyiz. Maskemizi yaptık
ve donmasını bekledik. Toplam 15-20 dakika önce sürdü. Önce temizledik mi cilde? Tabii ki. Temizleme yağlarıyla ve temizleme serumlarını karıştırdım. Güzel bir karışım yapıp ilk önce cildi temizledim. Tamam. Ondan sonra yosun maskemizi uyguladık. Yosun maskesi çok zengin bir maskedir. Neler var içinde mesela? İçinde vitaminler ve mineraller vardır. Dediğim gibi az önceki gibi kolajeni arttırır ve cilde sivilceler ve akneler vardı. Onların kuruması için gayet güzel bir maske oldu. Cilde, akneye de iyi geliyor mu? Tabii ki, tabii ki. Sivilceyi de yani kurutuyor. Yani yosun her şeye iyi geliyor. Sadece akneye değil. Yani içindeki vitaminler yeterli. Vitaminler yeterli. Tabii ki. Peki maskeyi haftada kaç kez yapmalıyız şimdi? Maskeyi haftada bir kez yapabiliriz. Çoğu da zarardır yine değil mi? Haftada tabii iki ki, gün, her gün şey, yapmak hayır, kesinlikle. Tabii ki. Ve bilmediğimiz maskeleri uygularsak cildi dediğiniz gibi kurutabiliriz veya daha fazla yağlandırabiliriz de. Onun için tabii ki, dikkat yani, edelim, özenelim. Tabii ki. Bilmediğimiz hiçbir şeyi kullanmayalım. Çünkü bu cilt yani, her şeyle karşılaşabiliriz. Bu arada evet, daha sonraki işlem kaç dakika kalacak yosun maskesi? Yosun maskesini biraz daha bekletip soyacağız. Cildimize uygun kremini kullanıp bitireceğiz. Bitireceğiz. Tabii. Ve hemen fark edeceğiz diyorsunuz parlaklığı. Tabii ki. Canlılık, parlaklığı hemen göreceğiz. Evet. Gözde görülecek. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi.